Medyakritik'ten tekrar merhaba. İkinci bölümle karşınızdayız. İktidar basınının CHP'ye yönelik manşetlerini vermiştik en son. Devam edelim. Hürriyet gazetesi de bu koroya katılmıştı. Süleyman Soylu'nun gece boyu bakanlıkta çalıştıktan sonra oluşturulan listeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişiyle işte medyaya gönderildi. Öyle bir manzara netlikle ortaya konuldu ve Hürriyet de bu haberi girdi. Darbe bildirisi de emekli amirallerin bildirisi için ve CHP üyesi olduğunu ileri sürdükleri emekli amirallerin listesini, yakınlarının listesini yayınladı. Sosyal medyada çok tepki gördü Hürriyet'in yaptığı bu haber ve bugün Ahmet Hakan köşe yazısında bir özür diliyor. Hürriyet'in yayıncılık anlayışına ters bir haber diyor. Şöyle demiş, içtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet'te. Herkesin hakkına, hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz. Şimdi onlarca, belki yüzlerce bunun aksi haberi bulup çıkartabiliriz Hürriyet'in arşivinden. Böyle bir iddiası var Ahmet Hakan'ın. Çok inandırıcı değil, sizleniyoruz demiş bu konularda ama böyle bir haberi girmelerini de yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor. Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet'in internet sitesinde bir haber çıktı. Sadece ve sadece dediği, Hürriyet'in internet sitesi Türkiye'de en çok tıklanan, en çok okuru olan internet sitelerinden biri. Yaptığı yayınların kalitesinden vesaire kaynaklanmıyor tabii ama yaygınlık, kurumsallık, isminin bilinmesi ve web'e yaptıkları büyük yatırım nedeniyle çok tıklanan sitelerden biri. Ve basılı gazete zaten çok az okunuyor. Tirajlar çarpıtılıyor. Orada da sürekli bir düşüş var yıllar içerisinde. Basılı gazete neredeyse bir yük haline gelmiş Hürriyet için ya da Milliyet için. Çünkü sürekli tiraj kaybediyorlar. Ama ne diyor Ahmet Hakan? Sadece ve sadece Hürriyet'in internet sitesinde bir haber çıktı. Bu yeterli. Çünkü milyonlarca insana ulaşıyor Hürriyet'in internet sitesi. Ve şöyle devam etmiş. Çok kısa bir sürede yayında kaldı bu haber. Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu. Haberin ayrıntısına girmemiş. İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu haber Hürriyet'in yayın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz. Bu da bir şeydir diyelim. Yani bu üstüne yatabilirdi, herhangi bir özür de dilemeyebilirdi ama gelen tepki herhalde onu böyle bir özür dilemeye itti. Peki bu CHP üyeliği ne anlama geliyor? Yani emekli amirallerin bazılarının ya da onların yakınlarının CHP üyesi olması. CHP'nin milyonlarca üyesi var ve bu şekilde bir üyelik bağlantısı emekli amirallerle CHP arasında bu bildiri ve vesilesiyle herhangi bir bağ kurulmasına yol açar mı? Normalde açmaz ama iktidar bunu böyle kullanmak istiyor. Bunu ısrarla bir bağın olduğuna delil olarak göstermek için bazı imzacıların, emekli amiraller arasındaki bazı imzacıların CHP üyesi olduğunu ileri sürüyor. İşte Yeni Çağ yazarı, Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun köşe yazısı buna değiniyor. Şöyle demiş, eğer amirallerin ve ailelerinin bir partiye üye olmaları, o parti yetkilileriyle telefon mesaj iletişimleri suç ise, FETÖ-AKP işbirliği de suç değil mi? FETÖ-AKP ilişkilerinin de araştırılması gerekmez mi? Hakikaten AKP ve Fethullahçıların kavgası çıktığında bocalayan çokça AKP'li olmuştu hatırlayın. İç içe geçmişliklerinden söz ediyorlardı. Birbirleriyle aynı camianın insanları olduklarını söylüyorlardı. Ve bu ortaklık nedeniyle de çok sayıda AKP'li ya da yakınının Fethullahçı olduğu biliniyordu. İşte darbe girişiminde bulunanların başlarından birinin bir AKP Genel Başkan Yardımcısının kardeşi olması gibi damatlar olayları var. Çok sayıda AKP ile bağlantısı olan Fethullahçı var. Bu kişiselleştirilip AKP'nin kurumsal kimliğine dair bir suçlamaya asla dönüşmedi. Ya da AKP'lilere ya da kardeşlerine ya da kayınpederlerine yönelik bir suçlamaya dönüşmedi.
Kimler yok ki partinin üst düzey yönetimi Bülent Arıç'tan tutun da işte geçenlerde hayatını kaybeden Kadir Topbaş'a kadar ve kendisi AKP'ye içerisinde hala siyaset yapıp da geçmişte Fethullah Gülen'i öven onlarca yüzlerce isim var. Orhan Uğuroğlu'nun bu uyarısı da bu bakımdan yerinde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Emekli amirallerin bildirisi nedeniyle CHP'ye yönelik bu eleştirilere. Partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı Cumhurbaşkanı Meral Akşener de yine bu suçlamalarla ilgili olarak dün yanıt verdi. Muhalefete yönelik, İyi Parti'ye yönelik de özellikle bildiriye imza atan kişilerden birinin, bildiriyi kaleme alan kişilerden birinin İyi Parti olması vesilesiyle de İyi Parti hedefteydi. Mecliste amirallerin Montrö bildirisini değerlendirdi Akşener. Darbe olur mu olmaz mı tartışması bebek mamasını askıdan indirmiyor dedi. Akşener'in bu konuşmasını verelim, sonra Ankara'ya gideceğiz. Evet, Ankara'da Derya Okutan bekliyor bizi. Önce oraya gidelim. Derya Okutan Ankara gündemini aktaracak. Affedersiniz. Çok bir yanlış anlaşılma olmuş. HDP Emek ve Ekonomi Komisyonu üyesi milletvekilleri mecliste temel gelir güvencesi üzerine bir basın toplantısı yapıyor. Oraya bağlanıyoruz. Emekte mümkün değil. Çünkü metropollere yığılmış milyonlarca insan ancak bir gelire ulaşabilmek için işe ulaşabilmeleri gerekiyor. İşsizlik bu kadar derinleşmişken, istihdam %40 seviyelerindeyken peki kentlere birikmiş bu nüfus nasıl bir gelir güvencesi elde edebilir? Nasıl gelire erişebilir? Bu yoksulluk kimin sorunudur? Kimden kaynaklanmalıdır? Bunlar üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi bütün dünyada kapitalizmin krizini yaşadığını biliyoruz. Gelir dağılımı son derece bozulmuş. Büyük bir uçurum var. Özellikle bölgesel eşitsizlikler daha da derinleşti. Kapitalist sistem bu krizini aşma noktasında bir çözüm geliştiremiyor. Bu o yüzden dünyada da şu anda kapitalizmin yarattığı, bu sömürü düzeninin yarattığı sorunlara nasıl çözüm üretileceği tartışılıyor. Bizde de tartışılıyor. Şimdi bu işsizliğin temelinde yatan en önemli sebeplerin başında özellikle sanayideki, endüstrideki gelişimler, bilgi iletişim çağındaki gelişimler de yatıyor. Otomasyonun olması, dijitalleşme ve robotlaşma gibi sebeplerden dolayı artık daha az insan istihdam edilebiliyor. Ve bunun üzerine bir de son bir yılda pandemi eklendiği zaman bu işsizliğin temeli bir de yaşanan salgından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu sorunları çözebilmek için, işsizlik sorunu çözebilmek için ancak ve ancak Türkiye'deki gelir dağılımını daha adil bir şekilde düzenleyerek, bütün dünyada aslında gelirlerin daha adil bir şekilde dağılımını düzenleyerek bu sorunun üstesinden gelmek gerekiyor. Herkesin gelire ulaşmasının bir hak olarak tanınması için çaba harcamak gerekiyor. Bunun için gelir adaletsizliğine, işsizlik ve yoksulluğa karşı temel gelir güvencesi haktır diyen temel gelir güvencesi platformu kuruldu Türkiye'de. Ve bu platformun biz burada görüşlerini sizlerle paylaşmak ve bu platformu da tanıtmak istiyoruz. Halkımızın, kamuoyunun temel gelir güvencesi yaşatır, temel gelir güvencesi haktır diyen bu platformun ilkelerini duymasını istiyoruz. 92 kurum temel gelir güvencesi haktır platformunun
imzacısı. Bu kurumları size tanıtmak istiyorum. Tabii bulacağım şurada. Bu 92 kurumun dernek, sendika, meclis, kent konseyleri gibi kurumlardan oluşuyor. Birkaçını saymak istiyorum. Örneğin Atakent Halk Meclisi. Pek çok kent konseyi var bu 92 kurum içerisinde. Diske bağlı sendikalar var. EGEÇEF var. Partimiz de bu 92 imzacı arasında. Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi ve başka partiler de imzacılar arasında. Kadınlar Birlikte Güçlü. Kafe bar çalışanları dayanışması. KESK yine bu platformda. Kaz Dağları Ekoloji Platformu. Kızıltepe Kent Konseyi. Türk Tabipler Birliği, Türkiye Esnaf Platformu gibi 92 kurum. Bu 92 kurum diyor ki temel gelir güvencesine ihtiyaç var. Çünkü sürekli can kayıplarına yol açarak yayılan salgının önlenmesi için bilim insanlarının önerisi tüm ülkede üretimin temel hizmetler dışında durdurulması ve en azından 14 gün tam kapanma ve koşullarda temel gelir güvencesi, bu koşullarda temel gelir güvencesinin gecikmeden hayata geçirilmesi gerekiyor diyor. Bir sebebi pandemiye bağlıyor. Diğer sebep istihdam olanakları daraldı, işsizlik kalıcılaştı ve yüksek boyutlara ulaştı. Yani istihdam olmadan gelire ulaşamıyoruz. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi istihdam odaklı bir şekilde tasarlanıyor. İstihdamın %40'lara düştüğü koşullarda toplumun büyük çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun. İşsizlik sigortası, genel sağlık sigortası gibi güvencelerden yararlanmayan milyonlarca kişi var. Aynı zamanda biliyoruz ki sağlık her geçen gün özellikle AKP döneminde daha da paralılaştı. Eğitim sektörü ticarileşti, paralılaştı ve eğitim şu anda Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarının başında geliyor. Yine pandemide dün açıklanan tablo burada. Ve 32.943 yeni vaka var. Dün açıklanan vaka sayısı ve ölüm sayısı da 276. Bu tabii ki resmi rakamlar. Bu rakamlar, bu insanlar yaşamını yitiren her gün çok sayıda insan oluyor. Pandemi yanlış yönetiliyor, doğru yönetilmiyor. Ve çarklar dönsün diye aslında insanların önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirmesine göz yumuluyor. Bunun altında yatan sebep yine ekonomik tercihler. Biz bütçe tartışmalarında bunu pek çok kez ortaya koyduk. Bütçeyi planlamak aslında iktidarın nasıl siyasi tercihler yaptığını, kimden yana tutum aldığını gösterir. Ve bütçe tartışmalarında gördük ki siyasi iktidar esas olarak sermaye sınıfını, yandaşları, işte bu beşli çete dediğimiz kamu özel işbirliği ekiplerine, onların ihalelerine ve onların köylerin yaptığı yatırımlara olağanüstü kaynaklar aktarıyor ve vergilerden muaf tutmaktan tutalım da pek çok teşvik ve destek sermayeye veriyor. Bunu pandemi döneminde de yaptı. İnanılması güç ama gerçekten baktığımız zaman pandemi döneminde sermayeye transfer yapmakta, gelir aktarmakta hiçbir şekilde hız kesmedi. Fakat öte taraftan... Evet, yeniden haberlere devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun yanıtını dinleyelim şimdi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı ve Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yakın tarihte demin de Orhan Uğuroğlu'nun haberinde de işaret ettiğimiz darbecinin ağabeyini büyükelçi tayin etmedin mi sorusunu gündeme getirerek yanıt verdi.
bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomiyle ilgilendirerek gündem saptırma olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Şu zekaya bak Allah aşkına. Ya bu aklı size kim veriyor Allah aşkına? Çok açık ne söylüyorum. Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kim bilir daha ne kadar çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Neymiş efendim? Bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, efendim gelinleri, damatları, görümceleri efendim Cumhuriyet Halk Partili'ymiş. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a Şaban Dişli'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanmasını hatırlattı. Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli'nin adı 15 Temmuz darbe girişiminde geçmişti. Yine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli de Fethullah Gülen cemaatine üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılından beri cezaevinde bulunuyor. Evet, Kılıçdaroğlu'ndan sonra bakalım Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidarın muhalefete yönelik eleştirilerine ve emekli amirallerin bildirisini darbe bildirisi olarak nitelendirmelerine ne demiş? Endişeleri, kaygıları olanlar bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında, basında, yayında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Emekli 104 amiralin hafta sonu yayınladığı Montreux bildirisini değerlendirdi. Darbe olur mu olmaz mı tartışması bebek mamasını askıdan indirmiyor. Amirallerin rütbeleri sökülsün mü sökülmesin mi polemiği çaresiz gençlerimize iş bulmuyor. AKP ve MHP'yi eleştirdi. Maalesef her itiraz edeni hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşirmeye çalışmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor. İşler istediği gibi gitmeyince Anayasa Mahkemesi'ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık gündeminde yoksulluk olduğunu söyledi. Biz Konyalı otizmli bir gencin annesinin evde bırakın yemeği, ekmek yok Meral Hanım, ekmek yok demesini konuşacağız. Hem Konya'da hem Hakkari'de aynı yoksulluk olamaz arkadaşlar. Sayın Erdoğan, o sarayda gece nasıl uyuyorsun sen? Akşener bu hafta kürsüyü mevsimlik tarım işçisi Ali Kaptan'a bıraktı. Bu bizim evimiz. Evet, muhalefetten iktidarın suçlamalarına yanıtlar böyleydi. Şimdi bir gazete manşetine gidelim. Aydınlık gazetesi. Aydınlık biliyorsunuz Vatan Partisi'nin yayın organı, Perinçekçilerin yayın organı. Ve bu süreçte ne diyecekleri çok merak ediliyordu. Çünkü Aydınlık ve Perinçek çizgisinin ulusalcıların bir kanadını temsil ettiği ve bu emekli amirallerin birçoğunun da ulusalcı olduğu biliniyor. Dolayısıyla AKP ile ulusalcılar arasındaki gizli ittifak nasıl etkilenir diye bakılmıştı. Aydınlık burada AKP'den yana bir tavır aldı. Ve bu da çokça emekli amiral bildirisine ilişkin değerlendirmelerde Vatan Partisi'nin bu tavrı yer aldı. Hatta Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Montreux ve Lozan çizgisinde savaşıyor gibi absürt bir açıklaması dahi oldu. Şimdi Aydınlık'ın manşetinde işte irticayla mücadele. Şimdi emekli amiral bildirisinde biliyorsunuz takke ve sarıkla bir tarikat camisinde namaz kılan Tur Amiral Mehmet Sarı da vardı. Emekli amiraller bu görüntülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakışmadığını belirterek Atatürk ilke ve inkılaplarını hatırlatmışlardı. Aydınlık işte bunlara manşetiyle bir yanıt verme ihtiyacı duyuyor. Ama
nasıl veriyor, nasıl irticayla mücadele ediliyormuş? Şöyle deniliyor: Türk yargısı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında dünyanın en büyük irticacı gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği FETÖ'cülere ceza yağdırdı. 6 sanığa ağırlaştırmış müebbet, 32'sine müebbet, 106 sanığa 6 yıl 3'er aydan 16 yıl 8'er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi deniliyor. Şimdi tabii FETÖ ile mücadele ya da Fethullahçılarla iktidarın kavgasında 15 Temmuz'dan sonra verilen bu cezaların irticayla mücadele kapsamında değerlendirilmesi ancak aydınlığın yapabileceği bir değerlendirme. Yani irticayla kastedilen siyasal İslamcılığın alanını genişletmesi ise 15 Temmuz'dan sonra AKP burada vites büyüttü. Hakikaten laiklik tartışmasının gündeme geldiği birçok uygulama AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra ilan ettiği olağanüstü hal koşullarında başladı ve devam ediyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasından tutun da işte Taksim'e cami projesinin hayata geçirilmesi gibi ve Diyanet'in alanını genişletmesi, Diyanet'in neredeyse bir Şeyhülislamlık makamına ulaşması Diyanet İşleri Başkanı'nın ve giderek resmi yazışmalara, uluslararası sözleşmelere, kanun metinlerine ve yargı kararlarına İslami söylemin girmeye başlaması, işte yeni anayasada laikliğin çıkarılmasını önermesi Ayasofya imamının ki o da o gücü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da Cuma namazlarını kılmasından alıyor. Böyle bir etkisi var onun açıklamalarının. Ve aydınlık buradan bir irticayla mücadele çıkarmaya gayret ediyor. Onu da FETÖ'cülere verilen hapis cezaları üzerinden iktidarın irticayla mücadele ettiği gibi garip bir manşetle çıkabiliyor. Şimdi devam edelim. Konu bu tırnak içinde irtica meselesinden açılmışken meşhur bir hekim vardı. Daha doğrusu meşhur olmuştu sosyal medya paylaşımlarıyla. GATA başhekim yardımcılığı görevini üstlenmişti bu üstelik. Ali Edizer ve Menzil tarikatından olduğu biliniyor. İşte basında hep Ali Edizer denildiğinde önüne bir menzilci eki getiriliyor. Ali Edizer dün Twitter'dan paylaşımlarda bulundu, yeni paylaşımlardan. Peki daha önce eşlerini aldatan kocalara şöyle seslenmişti: yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eş alın diye. Ve çok tepki görünce GATA'daki görevinden alınmıştı. Ama tabii ki Türkiye'de bu tür söylemlerin cezası aslında yok. Bir tür hatta gizli ödüllendirmeler içeriyor. Şimdilik Güdül Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor. Göreve başlatıldı tekrar. Ve Ali Edizer dün yine sosyal medyadaki paylaşımlarla gündemdeydi. Ve bu defa hedefinde Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Demirtaş vardı. İslam hükümlerine göre muamele edilseydi hiçbiri yaşamıyor olurdu dedi. Salih Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu, babasının ayakkabıları giydirilmeden gözaltına alınarak evden apar topar alındığına dair bir Twitter mesajı paylaşmıştı. Ali Edizer bu Twitter mesajını alıntılayarak, bak çocuk bu kez doğru söylüyorsun inşallah, yoksa boş yere mutlu olacağım, layık olduğu muameleyi yaptılar ifadelerini kullandı. Ayet-i kerime paylaşmış güya mesajında. Şöyle: Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası öldürülmeleri yahut asılmaları veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır diye bir ayet paylaşıyor ve şöyle diyor: en kısa zamanda Gergerli, Selo, Melo gibi terör örgütü mensuplarının kendilerine layık üniformalı fotoğraflarının kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Turuncu, zebra, pembe, mor ya da kendi fikirleri temsil eden rengarenk üniformaları ile, ama bir an önce teröre ve teröriste arka çıkmanın hükmünü merak edenler diye bir şey paylaşmış. Bütün zihnindeki kirliliği tweet mesajlarına aktarmış. Laik ülkeden başka bir manzara. Bir süredir tekel bayilerine yönelik tehditler gündeme geliyordu. Tacizler sıklaşıyordu. Ve dinci gruplar tebliğ adı altında
bazı ziyaretler yapıyorlar ve gönderdikleri ayetli hadisli mektuplarla tekel bayilerini rahatsız ediyorlar. Buna dair şöyle bir gelişme var son günlerde. Sabah dükkanını açan bayiler kapı eşiğinde posta yoluyla gönderilen cami imzalı mektuplarla karşılaşıyorlar. Ve mektuplarda içki alan, satan, özendirenlere lanet edilmiştir. İçkiden sakınınız. İçki kötülüklerin anası ve anahtarıdır. İçki ile iman aynı kalpte durmaz ifadeleri yer alıyor. Güya tebliğ yapıyorlar. Hani bunu dinsel bir zemine oturtarak bir inanç özgürlüğüymüş gibi sunuyorlar bu tür tehditleri. Dolayısıyla bu esnafı da çok ciddi şekilde tedirgin eden bir gelişme. İşte laik ülkeden manzaralar böyle aydınlığın irticayla mücadele ettiğini ileri sürdüğü AKP iktidarında bu tür manzaralar sıklaşıyor. Doğrudan hayat tarzına yönelik ve alkol hedefte işte İstanbul Sözleşmesi ile başlayan tartışmalara, kadına karşı şiddet tartışmalarında İslamcı basın sürekli olarak şiddetin kaynağını alkol olarak gösteriyor. Buna dair manşetler atıyor ve alkolün yasaklanması talebinde bulunuyorlar. Dolayısıyla hani hiç yaşam tarzlarına müdahale etmedik savunusu var AKP'lerin. Ama alttan alta bu tür yöntemlerin alanı genişletiliyor ve insanların içki içmelerine engel olacak düzenlemeler artıyor. Ve de bu tür tehditler hakkında da gerekli soruşturmalar ve cezalandırmalar yapılmadığı için, üstelik bu inanç özgürlüğü kapsamında görüldüğü için daha da artıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i vermiştik. Gündemdeki konulara ilişkin emekli amirallerin bildirisine ilişkin değerlendirmelerine. HDP'den de dün Meral Danış Beştaş mecliste basın toplantısı düzenledi. Güvenlik soruşturması, kanun tasarısı ve Montrö bildirisiyle ilgili tartışmalara odaklandı. Beştaş seçim ittifakının gündemlerinde olmadığını söyledi. AKP iktidarı MHP ile birlikte yeni bir sörf tahtası buldu. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş mecliste basın toplantısı düzenledi. AKP darbeleri seviyor. Çünkü onları bahane edip ülkeyi yangın yerine dönüştürüyor. Darbeci dedikleri amiraller arasında 2019 yılından bu yana AKP iktidarının hevesle sahiplendiği mavi vatan doktrini öncüleri var. Ama bu AKP'nin içerisinden de çatırdadığını, buna sinyaller olduğunu da dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Cumhuriyeti demokratikleştirmemiz gerekiyor. Yoksa bu darbe dinamikleri tıpkı kanser hücresi gibi teşebbüsler ya da buna yorumlanacak meseleler her zaman tartışılmaya devam edecek. Diyarbakır'da gözaltına alınan 22 kadını hatırlattı. Bu kadınların savunduğu ne? Sadece kadınların eşit ve özgür yaşamda eşit haklara sahip olmasıdır. Bir yandan amiraller bildirilerini televizyonlarda tartışırken diğer yandan Diyarbakır'da sivil darbe kesintisiz şekilde devam ediyordu. Pandemide 3 sistem çöktü dedi. Sağlık, eğitim ve ekonomi. Virüsün yayılma hızına göre Türkiye'nin dünyada birinci olduğunu söyledi. Nasılsa bu birinci sıradayken yayılma hızında ölüm sayılarında 19. sırada gözüküyor. Bu ne demek? Ölümler gizleniyor. Ankara Valiliği'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik işkence yoktur açıklamasına yanıt verdi. İşkenceyle, darpla, tehditle cezaevine götürüldü. Vali Bey, işkence var. Bu işkence sen yok deyince ortadan kalkmıyor. Cezaevlerindeki açlık grevlerine değindi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin siyasi fay hatlarına yapılan bir itirazdır. Tecrit insanlık suçudur dedik demeye devam ediyoruz. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşiyle telefonda görüşmesini ele aldı. Asla bu bir telefon görüşmesi ve iletişim hakkı değildir. Kabul etmiyoruz. Güvenlik soruşturması kanunu da Danış Beştaş'ın gündemindeydi. Bu bir toplumla mücadele kanunudur. AKP'nin kendisini aklama kanunudur. Kamuyu 84 milyonun ortak hakkı olmaktan çıkarıp sadece AKP'lilere ve MHP'lilere açma kanunudur. Aslında ileride yargılanacakları yasaları çıkardıklarının farkında değiller.
Tanış Beşteş'e Seçim İttifakı soruldu. Seçim İttifakı gündemimiz söz konusu değil. Evet, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeminde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkilere rağmen yapmaktan vazgeçmediği Kanal İstanbul projesi vardı. Babacan projeyi gayrimenkul ve rant projesi olarak değerlendirdi. Yoksulluk hızla artıyor bu ülkede. Niçin? Ekonomi yönetiminde yanlış bir tezin ısrarla, inatla dayatıldığı için bu yoksulluk artıyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Batman Kozluk ilçe kongresinde konuştu. Gündeminde ekonomik kriz ve itirazlara rağmen hükümetin ısrarla yapmak istediği Kanal İstanbul projesi vardı. Şu yoklukta, şu yoksullukta milyarlarca dolar parayı Kanal İstanbul'a harcayacağız diye inat ediyorlar bakın ya. Projenin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama olmadığını ifade etti. Çevre riski, deprem riski, dış güvenlik riski, uluslararası hukuk riski. Bunların hiçbirisiyle ilgili henüz kamuoyuyla paylaşılmış tatmin edici bir çalışma, bir analiz yok. Emekli amirallerin Montreux bildirisine de değindi. Söylenenlerin, yazılanların, açıklananların işin ucunun nereye gideceğini ve hükümetin bunu alıp da nasıl Kanal İstanbul lehine kullanacağını az çok hesap etmeleri gerekirdi. Babacan Kürt sorununa ilişkin de konuştu. Ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok. Kardeşim neyin eksik senin? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın farklı tarihlerde söylediği bu sözleri hatırlatarak tavsiyede bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sürekli aynı nakaratı tekrar edeceğinize, Diyarbakır'a gelin, Hakkari'ye gelin, vatandaşlarımıza sorun, senin sorunun var mı diye. Çözüme dikkat çekti. Bu ülkenin tüm vatandaşlarının eşit ve onurlu vatandaş olmasını sağlamaktan başka bir çözümü yok bu işin. HDP'li belediyelere atanan kayyımlar da Babacan'ın gündemindeydi. İktidarın seçimi kazanamadığı yerlerde kayyum atayarak yerel yönetimleri böyle ele geçirmesine de karşıyız. Evet, Ankara'nın gündeminde dün güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu vardı. Gece geç saatlerde mecliste geçti. Biraz önce de değindik. Daha önce aslında muhalefetin oylarıyla reddedilmişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi söz konusu. Neyi düzenliyor bu? Bu kamuya ilk kez alınacaklarla ya da yeniden kamuya girecek olan kişilere karşı bir güvenlik soruşturması yapılmasını öngörüyor. Ve arşiv araştırması statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın yapılacak bu araştırma. Emniyet, MIT ve mülki amirler yapacak. Üstelik bu araştırma yakınları da kapsayacak. Öğretmenler de son dakikada buraya eklendi. Yani öğretmen olarak atanacak kişiler de güvenlik soruşturmasına muhatap olacaklar. Üstelik yakınları da bu araştırma kapsamında. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar bu tür bir araştırmanın, güvenlik soruşturmasının araştırmasının elzem olduğunu ileri sürüyor. Halbuki muhalefet milletvekilleri de dünkü görüşmelerde şunu söylemişlerdi. Bu güvenlik soruşturması dediğiniz şey zaten kadrolaşmanın bir önemli adımı, yani liyakatı değil de kişilerin dünya görüşüne göre, iktidar partisine yakınlığına göre kamuda istihdam edilmelerini sağlayan bir yöntem ve defalarca anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu yönünde Anayasa Mahkemesi kararları verildi. Son bu kanun da zaten şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı üzerine çıkarılıyor. Ama o iptaldeki gerekçeler yerine getirilmiyor. Hatta işte iktidar öğretmenleri de buraya katarak kapsamı genişletiyor. Dün bu kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ilginç de bir diyalog yaşandı. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz güvenlik soruşturması tasarısı görüşmelerinde HDP Milletvekili Rıdvan Turan'ın sözlerine karşılık verdi. AK Parti'nin artık sahada olmadığını söylemişti Rıdvan Turan. Şöyle demiş, biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyoruz, derdinizi dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye batıya geçebildiniz mi bugüne kadar? Size oy veren seçmen diyor ki oy verdik, bir daha göremedik. Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık.
kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık. Şimdi bu bağırta bağırta ve kanırta kanırtanın çağrışımları çok fazla. Hiç ona girmeden devam etmek gerek. Hakikaten meclis kürsüsünden bir siyasi partiye yönelik ve onun seçmenlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, üstelik bir kadın milletvekili tarafından kullanılması, cinsel göndermesi çok net olan böyle bir hakaretin kullanılması çok çarpıcı. Ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel buna itiraz etmiş. Bu ifadelerin kullanılmasından fevkalade üzgün ve rahatsız olduğunu dile getirmiş. Ve Türk Dil Kurumu'ndan alıntılarla bu ifadelerin ne kadar vahim olduğuna dair açıklamalarda bulunmuş. Dün yine mecliste fezleke günüydü. Malum iktidar sıklıkla HDP'li milletvekillerine yönelik fezlekeleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili işlemler yapıyor. Dün de HDP ve DBP'li 11 milletvekili hakkında hazırlanan yeni fezlekeler meclis başkanlığına yollandı. Fezleke hazırlananlar arasında HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz de var. Meclise en son 23 Şubat tarihinde 33 fezleke yollanmıştı. Bu fezlekelerden 28'i HDP'li milletvekillerine aitti. Meclise yollanan yeni fezlekelerde yine HDP ve DBP'li milletvekilleri için hazırlandı. 11 milletvekili hakkında yasa dokunulmazlığının kaldırılması için 14 fezleke gönderildi. Meclis başkanlığına fezlekesi sunulan milletvekilleri arasında HDP eski eş genel başkanı ve Van milletvekili Sezai Temelli, DBP eş genel başkanı ve Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz, HDP grup başkan vekili ve İstanbul milletvekili Saruhan Uluç, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Remziye Tosun, Dersim Dağ, Van milletvekili Muazzez Orhan Işık, Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran, Urfa milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Iğdır milletvekili Habib Eksik ve Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit yer alıyor. Sezai Temelli, Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında ikişer fezleke hazırlandı. 27. yasama döneminde meclise 1350 dokunulmazlık fezlekesi yollandı. Bu fezlekelerin 965'i HDP milletvekillerine ait. Evet, geçtiğimiz günlerde CHP'li milletvekilleri Türksel Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarını ortaya çıkarmışlardı. Türksel Yönetim Kurulu Başkanı'nın yıllık 250 bin euro ve yönetim kurulu üyelerinin de yine yıllık 100 bin euro maaş aldıkları ortaya çıkmıştı. Türksel biliyorsunuz AKP'lilerin de yönetim kurulunda olduğu bir şirket. Dolayısıyla çok çarpıcı bilgilerdi bunlar. Bugün de benzer iki haber var. Onlara değinmek istiyorum. Yine Türk Hava Yolları ile ilgili ve onun basın müşaviri Yahya Üstün 41. şirkete de yönetim kurulu üyesi olmuş. Bilal Erdoğan'ın liseden arkadaşı. Malum bu Kartal İmam Hatip Lisesi Türkiye'yi yöneten lise haline geldi. Ve bir basın müşaviri Yahya Üstün 40 ayrı şirkette yönetim kurulu üyeliği var. Ve 41. yönetim kurulu üyeliği de Türk Hava Yolları'nın Aydın Çıldır Havalimanı'nda kurulu Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme Anonim Şirketi. Buraya da yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi bu. Bu haberi de İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medya hesabından paylaşmış. Şöyle yazmış aynen. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün bilinen 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra Türk Hava Yolları'nın Aydın Çıldır Havalimanı'nda kurulu eğitim ve havalimanı işletme AŞ'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı denmiş. Yahya Üstün 2016 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda basın müşaviri ve çok bereketli bir yer. Eniştesi Mehmet Zahit Uzunları da Türk Hava Yolları OPET'te genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmış. Bu da yine hakikaten ne kadar verimli bir
koltuk olduğunu ortaya çıkarıyor. Bir başka benzer haber yine CHP'li milletvekili, Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Türksel yönetim kurulu üyelerinin gelirlerini de o hesaplamıştı. O yine en çok maaş alan en yüksek devlet memuru, kanunlara göre en yüksek devlet memuru. Eskide bu başbakanlık müsteşarıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, aylık geliri 84.702 liraymış. Deniz Yavuz Yılmaz'ın yaptığı araştırmaya göre. O da sosyal medya hesabından bunu paylaşmış. Kıratlı Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak 24 bin lira maaş alıyormuş. Maaşa araç, yolculuk, seyahat, konaklama, temsil gideri, aile sağlık yardımı, prim, vergi muafiyeti de dahil değil. Yani neredeyse hiçbir masrafı yok. Çünkü aracı, yolculuğu, seyahati, konaklamayı da devlet karşılıyor ve bunun haricinde 24 bin lira alıyor. Kıratlı Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak aldığı maaş 37 bin lira. Bu sayı en yüksek devlet memuru maaşının YÖK yönetim kurulu üyeleri için %165 ile çarpılmasıyla çıkıyor. Deniz Yavuz Yılmaz böyle bir kamu hizmeti yapıyor. Daha önce Türksel yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını hesaplamıştı. Şimdi de Kıratlı'nın en yüksek devlet memuru statüsündeki Kıratlı'nın maaşını böyle hesaplamış. Efendim devam edelim. Muhalefet bu aralar sahada, CHP'lilerde de bir hareketlilik gözleniyor. Bu hareketlilik de daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sonbaharda erken seçim olacak öngörüsüne dayanıyor. Kılıçdaroğlu bunu hem basınla paylaşmıştı bu öngörüsünü, hem de partide buna dair bir çalışma başlattığı da anlaşılıyor yansıyan haberlerden. İşte Faik Öztrak da Malatya'ya gitmiş, CHP sözcüsü. Malatya'nın Darende ilçesinde yurttaşlar ile bir araya gelmiş. Ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştirdi Öztrak. Kötü yönetimin bedeli çok ağır ödemeye başladık dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Yalova'daydı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Malatya Darende'deydi. Şimdi Ramazan ayına geliyoruz. Lokantaları kapattılar. Yetmedi, bizim kısa çalışma ödeneğimizi de kaldırdı. İlçede yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Herkes kurtarın bizi diyor. Şimdi diyorlar ki size 1500 lira para veriyoruz. Ramazan ayı boyunca biz 1500 lirayla ne yapacağız? Öztrak hükümetin pandemi yönetimi ve ekonomi politikalarını eleştirdi. Ülke çok kötü yönetildi. Gerçekten bu kötü yönetimin bedelini çok ağır ödemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçlarına dikkat çekti. Tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki heyette Yalovalıların sorunlarını dinledi. 3600 ek göstergemiz verilmiyor, gasp ediliyor. Bu sözler CHP'li Erkek'e dert yanan emekli bir polise ait. Emniyet hizmetleri tazminatımız kesiliyor, aile tazminatlarımız kesiliyor. Jandarma ve polis 95 yılından beri ayrılmış durumda. Jandarmamıza verildi 3600 ek gösterge ama polisimize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yazıktır, günahtır. Evet, AB liderleri önceki gün Ankara'daydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüşlerdi. O görüşmede çok ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Ursula von der Leyen ve Charles Michel görüşmeye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Charles Michel kendilerine ayrılan özel koltuklarda otururken Ursula von der Leyen ayakta kalmıştı. Ve bu duruma tepki olarak da ehem diye bir ünlem çıkarmış. İşte o ehem ünlemi neredeyse bir tepki ifadesi, bir hashtag haline geldi.
Dün Avrupa'da, Brüksel'de özellikle hem basının hem politikacıların dilindeydi bu oturma düzeni ve özellikle Türkiye'de kadın haklarının gerilemesiyle bu oturma düzeni arasında bir ilişki de kuruldu. Tabii suçu Avrupa Birliği'nin protokol yetkililerine atanlar ve onların gerekli düzenlemeleri, gerekli hazırlıkları önceden yapmamasını eleştirenler de vardı. Ama esas olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığında yaşanan bu olay çok ciddi bir tepki çekti ve İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilişkilendirenler de oldu. Bu oturma düzenindeki karışıklık ve de aslında her ikisi Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen eş değer statüdeler. Yani aralarında herhangi bir hiyerarşik farklılık yok ve bu böyle olmasına rağmen kadın başkanın ayakta kalması ve bir kanepede oturmak zorunda bırakılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Charles Michel'in karşılıklı koltuklarda oturmaları hakikaten çarpıcıydı ve Michel üzgün olduğunu söyledi. Çünkü orada aslında kalkıp yer de verebilirdi. Bu yola da gitmedi. Ve fakat Ankara'daki görüşmelerin başarılı geçtiğini söyleyerek bu eleştirileri bertaraf etmeye çalıştı. Devam edelim. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dair çok önemli davalardan biri Çağdaş Hukukçular Derneği davası. Çağdaş Hukukçular Derneği davasında avukatlar yargılanıyor, tutuklular ve Çağdaş Hukukçular Derneği kanun hükmünde kararname ile OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı. 18 avukata 2013 yılında ki bu davanın da bir Fethullahçı yargının kumpası olduğu ortaya çıkmıştı ama işte bu kumpas solculara işlemiyor. Solcuların ya da KCK davaları yine birçok metinde Fethullahçıların kumpası olduğu belirtilmesine rağmen devam ediyor. İşte bu dava 14 sanığa verilen ceza Yargıtay tarafından onanmış. 4 avukat hakkındaki ceza ise bozulmuştu. Ebru Tintik bu davanın tutukluları arasındaydı ve ölüm orucundaydı. Ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Ona verilen ceza ve dava da bu nedenle düştü. İşte Yargıtay'ın bozma kararının ardından yargılama yeniden başladı. Dün 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çağdaş Hukukçular Derneği eski başkanı Selçuk Kozağaçlı bir savunma yaptı. Bu gerçekten çarpıcı bir savunma. 9 yıldır süren davanın hiçbir aşamasında tahliye talebinde bulunmadığını söyledi Kozağaçlı. Bugün de tahliye talep etmeyeceğim. Bütün duruşmalara eksiksiz katıldım. Bu süreçte avukatlık yapmaya devam ettim. Onlarca kez yurt dışına çıktım ve döndüm. Bu durumda kaçma şüphesi nasıl olabilir? Dosyadaki her şey çökmüştü. Ceza verebilecekleri hiçbir şey olmadığını anlayınca yeni bir dava açıldı. Yıllar geçtikten sonra bu dosyalar birleştirildi. Beni tahliye eden 6 yargıcın 6'sı da sürüldü. Dolayısıyla ben size ne diyeyim? Çocuğunuz vardır. Hayatlarımızı hapishanelerde çürüttüler. Ebru'nun bize bir vasiyeti var. O da adalet dedi. Şimdi hakikaten Selçuk Kozağaçlı'nın bu savunması çok çarpıcı ve hüzün verici. 6 hakim Selçuk Kozağaçlı ve Çağdaş avukatlarla ilgili davanın çeşitli aşamalarında tahliye kararı veren 6 hakimin 6'sının da sürüldüğü bilgisini veriyor Kozağaçlı ve bu nedenle hakimlere de diyor ki sizden de bir şey talep etmiyorum, sizin de çocuklarınız vardır. Yargı manzarasını iyi ifade eden sözlerden, duruşmalardan biri olmuş bir dava. Bir başka dava haberine gidelim. 12 hukuk örgütü Kobane davasına ilişkin bir açıklama yaptı. Hukukçular davayı çözüm süreciyle hesaplaşma davası olarak değerlendirdi. Yargının siyasallaşmasına karşı HDP ile dayanışma çağrısı yapıldı. Bir süreç var. Yargı eliyle siyasetin tasfiyesini amaçlayan. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Avukatlar Grubu ve Demokrasi İçin Hukukçuların yer aldığı 12 hukuk örgütü bir araya geldi. Kobane davasına ilişkin açıklama yaptı.
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Veysi Eski davaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu dosya esasen çözüm süreciyle bir hesaplaşma dosyası olarak görüyoruz biz bu dosyayı. Basın metnini Çağdaş Avukatlar Grubu Sekreterya Üyesi Bilge Sayıcı okudu. Yargının hiçbir zaman bağımsız olmadığını söyledi. Ancak son süreçte yaşananlara ilişkin ayrı bir parantez açtı. Bugün gibi 12 Eylül yargılamalarını dahi geride bırakan bir tablo ortaya çıkmamıştı. İktidarın 7 Haziran seçimlerindeki yenilginin ardından HDP'yi hedef haline getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti, dönemin HDP eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş şahsından HDP'yi ve HDP'li siyasetçileri hedef alarak Kürt siyasi hareketine yönelik çökertme planını devletin derin güçleriyle birlikte uygulamaya geçirmişlerdir. İddianameyle HDP'li siyasetçiler ve şiddet arasında ilişki kurmaya çalışıldığını söyledi. HDP'nin kapatılmasına yönelik siyasal söyleme, lojistik destek sunan bir belge niteliğindedir. HDP'yle dayanışma çağrısı yaptı. Hukuk kurumları olarak tüm gücümüz ile bu siyasal yargılamada hem mahkeme salonunda hem de sokakta HDP ve HDP'li siyasetçiler için ile dayanışma içinde olduğumuzu belirterek tüm meslektaşlarımızı bu hukuksuzluğa karşı durmaya davet ediyoruz. Açıklamada diğer hukuk kurumlarından temsilciler de söz aldı. Bu süreç bir dava değildir. Bir hukuksal yargılama olarak değerlendirmiyoruz bu davayı. Bir siyasal cezalandırma girişimi olarak görüyoruz. Ki o gün duruşmada tam tersi yargılanan HDP'liler, HDP'li siyasiler değil, AKP iktidarının şimdiye kadar işlemiş olduğu suçların ifşası olacak. Biz bu davayı hukuki bir dava olarak görmüyoruz. Bu davayı biz tamamen siyasetin hukuk eliyle dizayn edilmesi olarak görüyoruz. Türkiye'de yargı teslim alınmıştır. Yani yargı şu anda siyasal iktidarın adeta oyuncağıdır. Açıklamaya HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede de katıldı. HDP'lileri savunan kıymetli meslektaşlarımız, avukatlarımız da aslında tek tek her birimizi savunmuyorlar. Türkiye halklarının barış umudunu savunuyorlar. Türkiye halklarının demokrasi umudunu savunuyorlar. Dede, HDP ile dayanışma içerisinde olanlara teşekkür etti. 26 Nisan'da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada aralarında HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 28'i tutuklu 108 siyasetçi yargılanacak. Medya kritiğin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.